Ey kalpleri eviren çeviren Rabbim bizim kalbimizi dinin üzere İslam üzere sabit kıl. İnşallah Müslümanca yaşayalım, Müslümanca ölelim, Müslümanca inşallah cennete kavuşalım. İnsan çok acelecidir. Her şey için acele eder insan. Günlük hayat içerisinde bakın sürekli acele bir işimiz vardır. Bir an önce büyümek isteriz, bir an önce okul kazanmak isteriz, bir an önce memur olmak isteriz, bir an önce hayata atılmak isteriz, bir an önce emekli olmak isteriz, bir an önce ölmek isteriz, bir an önce cennete gitmek isteriz. Hep böyle bir koşturmaca, hep böyle bir acelecilik bir halimiz vardır bizim. Bu hayatın içerisinde, o hengamen içerisinde de böyle insanın böyle dönüm noktası dediğimiz anlar vardır mesela maçın en kritik anı deriz değil mi? Çok böyle önemli bir pozisyondur aslında o golü atsa maçın rengi değişecektir, maçın ritmi değişecektir. Ama onu atamadığı için o maç terse döner Fenerler'de olduğu gibi. Değil mi? Bazı şeyler böyle dönüm noktasıdır. Belki de Rabbimden niyazım odur ki bu sohbet de bizim için bir dönüm noktası olsun. Böyle hayatımıza yön vereceğimiz, hayatımızı değiştireceğimiz, hayatımız için bazı kararlar alabileceğimiz, ahiretimiz için acele edebileceğimiz bir şeyleri bizde inşallah uyandırsın. Bunun yolu şuradan geçiyor abi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Şöyle düşünün ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır, zarardadır. Şöyle diyelim biz kendi hayatımız içerisinde, Elhamdülillah namaz kılan insanlarız. Elhamdülillah Allah'ın dini için uğraşan, gayret gösteren insanlarız. Eğer bu ritmimizi, bu halimizi koruyabilsek, devam ettirebilsek inşallah bizim için yeterli deriz kendi dünyamızda. Böyle bakarız meseleye. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam bize ne diyor? İki günü eşit olan. Yani bunu bir kıyas yapalım. Mesela beş vakit namazı kıldığımızı düşünelim. Elhamdülillah namazı kılıyoruz değil mi? İki gün arka arkaya aynı beş vakit namazı kılmak belki bizim için ziyandır. Buna evvabin eklememiz gerekir, teheccüd eklememiz gerekir, nafile ibadetler eklememiz gerekir. Ramazan orucunu tutan insanlarız elhamdülillah. Buna pazartesi, perşembe orucunu eklememiz gerekir. İlimle uğraşıyoruz, ilimle meşgul oluyoruz. Günde 5 sayfa Kur'an-ı Kerim okumuşuz. Bunu 6 sayfaya çıkarmamız gerekir. Biraz daha ders yapmak, biraz daha ilim öğrenmek değil mi? Biraz daha artırmak, biraz daha Fazlasını yapmak. Aslında bu şekilde ritmimizi yükseltmemiz, iki gününü günümüzü birbirine denk tutmamamız bizi her alanda ilerletecektir. Ticaret içinde böyledir, esnaflık içinde böyledir, okul hayatı içinde böyledir. Hep böyle biraz daha fazlası, biraz daha fazlası olmalı. İki günü eşit olan ziyandadır. Bunu unutmayalım. İki günü eşit olan, yani dünle bugün eşit olan, bugünle yarın eşit olan ziyandadır diyor. O zarar etmiştir diyor. Yani günde 100 lira kazanan, ertesi gün tekrar 100 lira kazanan aslında zarardadır. Çünkü masraflar artmakta ama kazanç ise sabit olmaktadır. O halde ziyanda olmamak, zarara uğramamak için iki günümüzü eşit tutmamak. Biraz daha fazlasını. Mesela dünle bugün arasında bir fark var. Dün Nevşehir'deydin, Allah bilir ne işlerle uğraşıyordun. Bugün cuma sohbete geldin, ilim meclisine geldin. 500 kilometre yol teptin, 1000 kilometre yol teptin. İki günün eşit değil. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilim meclisinde bulunmakla ilgili onlarca hadisi var değil mi? İlim meclisine giden, Allah'ın adının anıldığı mecliste bulunan insanların mükafatının Allah'ın kendisini affettiği, bağışladığı kullar zümresine aldığını, attığı her adım başına sevap yazdığını, işte denizlerin altındaki balıkların, kumların dahi o ilim meclisinde olan insanlar için tövbe istiğfarda, duada bulunduğunu söylüyor. O halde dünle bugün eşit değil. Dün başka işlerin peşindeydik, başka işlerle uğraşıyorduk, başka meşguliyetlerimiz vardı, başka yoğunluklarımız vardı. Hepsini bir kenara ittik. Bugün aslında bizim için bir dönüm noktası. Aslında bir fırsatla karşılaştık biz. Allah'ın bizi affetmesi, Allah'ın bizi bağışlaması anlamında. Biraz daha ritmi yükseltelim. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Öyle anlar, hayatımızda öyle anlar, öyle durumlar vardır ki bizim için dönüm noktasıdır değil mi? Şöyle düşünelim. Öyle anlar, öyle kritik anlar vardır ki mesela bir sevapla karşılaştığınızı düşünün. Mesela yolda giderken insanlara engel olan bir taşı kenara attınız. Bu sizin cennetiniz olabilir. Sonra bir başka bir günahla, ufak bir günahla karşılaştınız. Bundan ne olacak? Herkes yapıyor, herkes yapabilir. Olabilir dediniz. Belki bu sizin cehenneminiz olabilir. Allah öyle anlar yaratmıştır ki, öyle zamanlar, cuma günü bunlardan bir tanesidir. Duaların kabul olduğu günlerden bir tanesidir. Allah öyle anlar, öyle dönüm noktası, öyle kritik noktalar hayat içerisinde yaratmıştır ki, küçücük bir amelimize, küçücük bir davranışımıza, küçücük bir tebessümümüze çok büyük bir karşılık verebilir. Biz buna ne diyoruz? Gayretullah diyoruz. Allah'ın aşka gelmesi diyoruz. Allah'ın küçücük bir amele, küçücük bir davranışa çok büyük mükafatlar vermesi diyoruz. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir kadın, kötü bir kadın bir kuyunun etrafında susuzluktan deli dışarı sarkmış bir köpekle karşılaştı ve belinden kemerini çıkardı ayakkabısını o suyun içerisine daldırdı ayakkabısıyla o köpeğe su verdi ve Allah'ın affına masar olur. Aynen diğer tarafta ise başka iyi bir kadın bir kediyi bir ağaca bağlamıştı ve ona su vermedi, yemek vermedi. O kediyi bağıra bağıra öldürdü. Allah böyle bir kulu da böyle bir insanı da affetmedi diyor. Bağışlamadı diyoruz. Yıllardır o köpeği arıyorum ben. O köpeği bulsam da, o, o köpeğe suyu versem de Allah bizi kurtarmış olsa. Şimdi bilmiyoruz. Biz basit görüyoruz yaptığımız bir işi. Sohbete gelmeyi basit görüyoruz. Kur'an-ı Kerim okumayı basit görüyoruz. İlimle meşgul olmayı basit görüyoruz. Bir yere infak etmeyi, hayır yapmayı basit görüyoruz. Bir Müslüman'a tebessüm etmeyi basit görüyoruz. Bir Müslümanın ihtiyacını gidermeyi basit görüyoruz. Bunların Allah'ın nazarında o kadar büyük değerleri var ki her söylediğim maddenin aslında altında bir hadis var. Bir Müslümanın ihtiyacını giderdiniz. Bir fakirin, fukaranın bir ihtiyacını giderdiniz. Allah ne, Resulullah Aleyhisselatü ne diyor? Allah da kıyamet günü onun ihtiyacını giderir. O dehşetli günde, sıkıntılı günde Allah da onun ihtiyacını giderir. Şimdi İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Öyle anlar, öyle dönüm noktaları var ki. Dedim ya, biz aceleciyiz. Acele ediyoruz. Bir an önce olsun, hemen olsun istiyoruz bazı şeyler. Mesela bir sohbet yaptım. Ben istiyorum ki öyle bir konuşayım, öyle bir anlatayım ki hemen adam namaza başlasın, hemen oruca başlasın, hemen iman etsin, hemen işte Kur'an'la meşgul olsun, hemen bu meclislerde daha fazla zaman sarf etsin istiyorum. O kadar aceleciyiz ki birine tebliğ yaptık, birine bir çay çorba içtik, birini ziyaret ettik. Hemen hayatında bir şeyler değişsin istiyoruz aceleciyiz. Acele etmemeliyiz. Neden? Çünkü Hudeybiye barışı, Hudeybiye anlaşması. Bakın şu, şu, şekilde. Hudeybiye dediğimiz yer biz Umre'ye gitmiştik. Böyle Umre'de kafile başkanlığı yapıyorum. Kafileye şunu söyledim. Dedim ki tam Hudeybiye'nin çölüne geldik. Dedim ki kafileye şu çölde bir dakika ayak yalın durana 100 TL vereceğim dedim. Arkadaşlardan bir tanesi hemen atladı böyle. Terli çıkardı koştu gitti böyle. Ben dururum ne var falan diye. ...gittiğiyle geldiği bir oldu abi. Çölün sıcağı, çölün kumunun sıcağı... ...bir dakika bile o çöl sıcağında duramadı. Geri döndü. Hudeybiye dediğimiz alan böyle bir alan. Ve buradan şunu düşünün. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın... ...o çölün üzerinde, kızgın çölün üzerinde... ...sırtının bastırıldığını... ...ve üzerine kayanın konulduğunu düşünün. Bizim bir dakika dahi duramadığımız bir yerde saatlerce o işkencelere maruz kaldı. Neden? 1400 yıl sonra gelen Ahmet iman etsin diye. Aceleci mi? Mesela bir ağaç ekiyorsunuz, bir fidan dikiyorsunuz. Hemen meyve duruyor mu? Hemen meyve alabiliyor musunuz? Daha böyle mesela değil mi? Nice ağaçlar var. 10 yıl sonra meyve veriyor. 20 yıl sonra meyve veriyor. 30 yıl sonra meyve veriyor. 3 gün veren var, 5 gün veren var. Değil mi? Bir zaman gerekiyor bak. Acele etmiyor. Yani bir şeyin yaratılışından, bir şeyin ortaya çıkışında çok zaman geçiyor. Biz de tebliğ yapınca, insanlara İslam'ı anlatınca istiyoruz ki hemen olsun. Ya da olmayınca ümitsizliğe kapılıyoruz. Diyoruz ki ya adama, Murat sen olmazsın Ahmet. 10 yıldır Ahmet'e ders anlatıyorum bir türlü ilerleme kaydedemiyor. Bir türlü bir şey değişmiyor. Namaza başlamıyor. Namaz da o. Başlamıyor, gayrete gelmiyor. Değil mi faaliyete? Gelmiyor bak düşün yani. Uğraşıyorum ama sürekli uğraşıyorum. Ve acele ediyorum aslında. Aceleciliğimizi örtecek bir mesele var. Hudeybiye anlaşması var. Hudeybiye nerede? Mekke'nin 17 kilometre kuzey batısında Hendek gazvesinden bir yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görecek. Düşünün yıllardır Mekke'deki insanlar Medine'ye hicret etmişler. Yıllardır böyle bir vatan hasreti, memleket hasreti var. Kabe hasreti var, savaşlar olmuş. Birçok şey olmuş ve o insanlar artık oranın özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini, saçını tıraş ettiğini, bir hayvan boğazladığını, Kabe'nin anahtarının kendisine verildiğini, Arafat'ta vakfeye durduğunu gördüğünü söylüyor. Asap o kadar heyecanlanıyor, o kadar böyle hani tabiri caizse coşkuya geliyor ki hemen ya Resulallah yola çıkalım diyorlar. Hemen Mekke'ye gidelim, hemen Kabe'yi görelim diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kişiyle yola çıkır. Zulhuleyfe dediğimiz mevkiye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ihramını giyiyor. Ashabıyla birlikte ve yanlarına sadece kılıç alıyorlar. Hazreti Ömer ve Sad bin Ubade radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir endişesini dile getiriyor. Diyor ki ya Resulallah biz işte Mekkelilerle zaten kan davalısıyız. Zaten onlarla yıllardır savaşmışız. Neden yanımıza sadece silah olarak işte kılıç alıyoruz? Niye böyle sefer hazırlığı, savaş hazırlığı yapmıyoruz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim tek maksadımız, tek amacımız Allah'ın evini, Allah'ın beytini ziyaret etmektir. Biz savaş etmek için gitmiyoruz diyor. Sadece kılıç aldılar neden diye sorduğumuzda yolda can ve mal kaybı olmasın diye bir tehlike olmasın diye sadece yanlarına kılıç alıyorlar. Bir de o dönem haram aylar biliyorsunuz haram, haram aylarda Araplar savaşmazlardı. İbadete çekilirlerdi. Mekke'de bile böyle bir gelenek vardı. Ve bunun neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı yola çıkıyor. Öncesinde bu bin Sufyan'ı gönderiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'de durum nedir? Bir fizibilite çalışması diyelim. Bunu yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geliyor diyor ki Mekkeliler asla Müslümanları sizi Kabe'ye sokmayacaktır. Onların kararı bu yöndedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Hudeybiye denilen mevkiye geldiğimizde kasva çöküyor. Ve kalkmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir türlü kaldıramıyorlar deveyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fili durduran Allah kasvayı da bugün durdurdu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ve ashabı Hudeybiye dediğimiz orada konaklıyorlar. Şimdi elçiler gidip gelecek. Mekkelilerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında elçiler gidip gelecek. Mekke tarafından Urve İbni Mesud Huleys bin Alkame, Mikraz bin Hafs gidip geliyorlar. Urve bin Mesud Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde onunla konuşmaya başladığında bir ara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalıyla oynamaya başlıyor. Mughire İbni Şube kılıcının kınıyla indir o ellerini diyor. Sen bir müşriksin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalına bedenine dokunamazsın diyor. Bu bize neyi söylüyor aslında? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalıyla, cübbesiyle, sünnetiyle, yaşam tarzıyla alay eden, onu çağ dışı gören, onu çöl kanunları olarak adletmeye çalışan yürüha karşı Müslümanın nasıl bir duruş sahibi olması gerektiğini gösteriyor. Bu elbette ki İslam'a saldıranlara, peygambere saldıranlara Peygamberle, peygambere hakaret edenlere savaş açacağız, ölüm saçacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız anlamına gelmiyor. Çok basit. Siz ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatın dışına itmeye çalışırsanız çalışın, ben de onun unutulmuş bir sünnetini hayata geçirerek sizinle mücadele edeceğim. Bir Müslüman olarak siz benim peygamberimi ne kadar kötü gösterip, ne kadar unutturmak için mücadele ediyorsanız ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını baştan sona okuyacağım diye böyle bir duruş göstermemiz gerekiyor. Böyle bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Ve kendimize şunu sormamız gerekiyor. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını baştan sona okumayan kardeşlerimiz bu soruya ne cevap verecekler? Bu duruşun karşısına nasıl bir duruş ortaya koyacaklar? Urve bin Mesud dönüyor Mekkelilere şunu söylüyor. Diyor ki ey Mekkeliler yaptığınız bu işten vazgeçin. Müslümanları Mekke'ye sokmamak gibi bir yanlışın içerisine düşmeyin. Vallahi ben nice Kayserler, nice Rum kralları gördüm. Nice devlet başkanları gördüm. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı gibi ona tabi olan, onun kılına dahi zerresine dahi zarar gelmesin diye mücadele eden başka bir topluluk görmedim bir. Bu davanızdan vazgeçin. Siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı galip gelemezsiniz. Nasıl bir ittiba, nasıl bir sünnete bağlılık değil mi? Nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davası uğrunda mücadele var? Sakalının teline dahi bir müşriğin dokunmasına müsamaha göstermeyen birisi var. Dön ve şöyle söyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzu, onun şefaatine erişmek istediğimizi, onunla cennette buluşmak istediğimizi söyleyeceğiz, iddia edeceğiz. Ama peygambere bu kadar hakaret edilirken, onun sünnetleri bu kadar ayaklar altına alınırken, kılımız kıpırdamayacak. Nasıl olacak o zaman? Ben susayım. Nasıl olacak? Mesela nefsinize dokunsun. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatını okumayan bir kardeşimiz. Bir kitap ya. Varsa kitap bulamayan buradan temin ederiz, veririz, hediye ederiz. Umre'ye gittiğimde dönerken hep kafileye şunu söylemişimdir. Hocam hakkınızı helal edin, hocam hakkınızı helal edin. sana değil mi? Herkes öyle söyler. Aleyhisselam ile beraber git. Ne diyordum biliyor musunuz? Size bir şekilde hakkım helaldir. Eve gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir kitaptan okuyun, Hakkım helaldir, yoksa helal değildir. Kitaba ulaşamayan, kitabı elde edemeyen varsa biz bunun adayıyız, biz bunu size temin ederiz, biz adresinize bunları göndeririz. Şimdi bu soruya cevap verelim kendi nefsimizde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra tekrardan elçiler devam ediyoruz. Bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı elçi olarak göndermek istiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah başka birisini gönder. Ben çok sert birisiyim, mizacım ağır birisi, asabi birisiyim ve benim kabilemden çok fazla kimse de yoktur Mekke'de. Onlar hep karşı saftalar. Beni gönderirsen ben bu işi berbat ederim diyor. Şimdi biri bana bir şey söyler, ben kavga çıkartırım, tartışma çıkarım, iş olmaz bir hale gelir. Sen daha böyle Halim Selim birisini gönder. Kimi gönderelim? Hazreti Osman radıyallahu anh'ı gönderelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman radıyallahu anh'ı gönderecek. Hazreti Osman radıyallahu anh Mekke'ye gittiğinde Mekke'deki müşrikler şunu söyleyecekler. Diyecekler ki, ey Osman sen gelmişsin, hoş gelmişsin. İstersen Kabe'yi istediğin gibi tavaf edebilirsin. İstediğin gibi ibadetin yapabilirsin ama Müslümanlar için bizden bir şey istemem. Bir duruş daha. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki, vallahi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Kabe'ye gelip burayı tavaf etmeden Osman Kabe'ye dönüp bakmayacaktır diyorsun Arkadaki Müslümanlar ne demişti? Osman'a helal olsun. Maşallah işte Osman gitti. Bizden önce Kabe'yi gördü. Bizden önce Kabe'yi tavaf edecek demişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise şunu söylemişti. Benim tanıdığım Osman dönüp Kabe'ye bakmayacaktır. Evet Osman radıyallahu an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıdığı Osman'dır. Nasıl bir ilişki var Talebe ile hoca arasında? Nasıl bir ilişki var? Talebesini çok iyi tanıyor. Hazreti Osman'ı 3 gün boyunca orada hapsettiler. Hazreti Osman dönmeyince artık bir haber geldi. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildi haberi geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 kişi. Bu benim elimdir. Bu da Osman'ın elidir. Ben biat ediyorum. Ve Osman'ın kanının hesabı sorulana kadar, Mekkeli müşriklerle savaşana kadar ben asla buradan dönmeyeceğim dedi. Severim Musabi Sinan bin Ebi Sinan radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a geldi. Daha biatın şartlarını açıklamadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinin üzerine koydu. Dedi ki ya Resulallah ben sana biat ediyorum. Dedi ki ey Sinan ben daha açıklamadım. Hangi şartlar, biatın şartları neler olacak söylemedim. Ya Resulallah ben senin gönlünden geçenlere bile biat ettim. Ya Resulallah ben senin yaptıklarına değil, söylediklerine değil, kalbinden hissettiklerine bile biat ettim, kabul ettim, teslim oldum, itaat ettim. Savaşsa savaş, ölümse ölüm, cihatsa cihat, anlaşmaysa anlaşma. Sen ne istiyorsan ben ona razıyım Ve Semura ağacının altında 1400 sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiler. Bir Müslümanın kanının hesabını sormak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece yanlarında kılıç olmasına rağmen onlarla savaşmayı göze aldı. Yeryüzünde binlerce, milyonlarca Müslümanın kanı oluk oluk akarken mazeretlerin arkasına sığınan bahaneleri olan ekonomik, siyasal, işte farklı farklı mazeretler üretenlere bu tavır ithaf olunur. Bir Müslümanın kanı yerde kalmamalıdır şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kişiden biat aldı. Dedi mi? Topumuz yok, tüfeğimiz yok, şimdi şartlarımız iyi değil. Sadece bir kılıç var. Başka da hiçbir şey yok yanlarında. Ama Osman'ın kanının hesabı sorulacak dedi. Elçiler devam ediyorlar. Bu sefer Mekkeli müşrikler tarafından Süheyl isminde birisi geliyor. Süheyl İbni Amr radıyallahu anh olacak sonrasında. Hmm. Mekkeli müşrikler tarafından bu geliyor. Kim bu zat? Süheyl İbni Amr dediğimizde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Taif'in dönüşünde üç kişiye elçi göndermişti. Ahnes İbni Şerik, Mutim İbni Adi, Süheyl İbni Amr. Her biri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'ye sokmayacaklarını ve Mekke'de ona hayat şansı tanımayacaklarını söylüyorlardı. Ahnes İbni Şerik diyordu ki vallahi onu elime geçirsem ben öldüreceğim. Onu niye, niye himaye edeyim? Ama Allah o gün dinine yardım ediyordu. Mutim İbni Adi isminde Mekkeli müşrik ve müşrik olarak ölecek, kafir olarak ölecek birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı himayesine aldı ve onların kılıçlarının gölgesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girmiştir. Buraya da şu notu düşelim. Allah kendi dinine gün gelir bir kafirin, bir müşriğin, bir münafığın eliyle de yardım ettirebilir. O halde hiç böyle böbürlenmeye, hiç gururlanmaya, hiç ben yaptığım oldu demeye gerek yok. Sorgulamamız gereken alan şurasıdır. Acaba ben bunları yaparken, Allah'ın dininde koştururken, mücadele ederken gerçekten bunları Allah rızası için mi yapıyorum? Yoksa şan, şöhret, ünvan başka bir şey için mi yapıyorum? Endişe bu olmalı. Üçüncü gönderdiği isim ise Süheyl İbni Amr'dır. Bu kişinin şöyle bir özelliği var. Hatibul Kureyş olarak bilinirdi. Sözü iyi kullanan hatta Mekke'de böyle sayılı okuma yazma, yazma bilenlerden bir tanesiydi. Bedir'e gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında mücadele etmek için. Aceleciyiz. Burayı unutmayalım. Aceleciyiz. Aceleye gerek yok. İşimiz yok ama aceleci olmamalıyız. Aceleciliği anlamaya çalışıyoruz. Geldi Bedre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında. Öyle bir şiir okudu, öyle sözler söyledi, ordusunu öyle kaleyana getirdi ki Ravi diyor ki Müslümanların bile bazılarının ayakları çitledi. Onun konuşmasından, onun hararetinden, onun böyle hitabından. Savaş neticelendi. Bedir gazvesinden sonra 70 tane müşrik öldürüldü, 70 tanesi de esir alındı. Esirler arasında kim var? Süheyl ibn Amr da var. Hazreti Ömer radıyallahu anh koşa koşa Resulullah'ın karşısına geldi. Dedi ki ya Resulallah esirler arasında Süheyl var. Gördün mü? Gördüm. Onun az önce senin karşında Müslümanlara karşı nasıl hakaret ettiğini, nasıl böyle bağırıp çağırdığını, nasıl şiirler söylediğini duydun değil mi? Duydum. Ya Resulallah sen şimdi izin ver. Ben onun ön dişlerini sökeyim. Bir daha da senin hakkında kötü konuşamazsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben rahmet edici olarak gönderildi. Azap edici olarak gönderilmedi. Ve buna müsaade etmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ey Ömer, bugün o ön dişlerini sökmek istediğin Süheyl var ya, öyle bir gün gelecek ki, o öyle bir şey yapacak ki, sen de Müslümanlar da onun yaptığından memnun olacaksınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, o güne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse tereddütsüz iman ettim. Aklımda en ufak bir şüphe, en ufak bir tereddüt oluşmadı. Ama Süheyl hakkında bunu söyleyince kendimce şunu dedim. Ya bu beş para etmez adam ne yapacak? Ne söyleyecek de ne gibi bir iş yapacak da ben ve Müslümanlar ondan memnun olacağız? Bunu diyor içimden geçirmeden edemedim. Diyor. Ya bu az önce peygambere hakaret eden birisi. Aceleciyiz. Hakaret eden birisi. Ne yapacak da Müslümanlar ondan memnun olacak? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu serbest bıraktı. Hudeybiye'ye dönelim. Bedir'den Hudeybiye'ye geçti. Kim geldi? Süheyl İbn Amr geldi Peygamber e Aleyhisselatü ve Vesselam'ın karşısına. Konuştular artık anlaşma metni ortaya çıkarılacak. Vahiy katibi ve anlaşmanın katibi yazıcısı Hazreti Ali radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başladı. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz etti. Dozacı artırıyoruz. Peygamber'e karşı savaşan birisi. Değil mi? Hakaret eden birisi bir ilerisinde Bismillahirrahmanirrahim ifadesine itiraz eden birisi. Ey Muhammed, Ey Muhammed Aleyhisselatü, Aleyhisselatü vesselam biz Rahman, rahman nedir, Rahim, Rahim nedir bilmeyiz. 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 Bizim bildiğimiz bilmeyiz bir, şeyi bir şey yazacaksın. Ne yazacağız? Bismillah Allah'ım Allah, ıma Allah ıma yazacaksın. yazacaksın? Ne diyordu ayet? İster ona Rahman, isterse Allah diye dua edin, icabet et. Bunda bir base yoktur. Allah demenizde ya da Rahman demenizde bir base yoktur. Resulullah Aleyhisselatü vesselam söze devam etti. Bu anlaşma Mekkeli tarafı olarak Süheyl İbn Amr, Müslümanlar tarafı olarak Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında yapılan anlaşmadır. Süheyl buna da itiraz etti. Dedi ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna iman etsek zaten seninle savaşmazdık. Zaten seninle böyle bir anlaşma yapmazdık. E peki ne yazacağız? Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın. yazacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna da tamam dedi. Hazreti Ali'ye dedi ki ey Ali Sil, onun söylediği gibi yaz dedi. Hz. Ali radıyallahu elini Usaid ibn Hudayr ve Sad bin Ubade radıyallahu anh olması lazım. Elini tuttular. Ey Ali! Asla onun söylediğini yazamazsın. Hz. Ali ne dedi biliyor musunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Ya Resulallah dedi ben bu kelimeye ömrümü adamışım. Muhammedun Rasulullah ifadesine ömrümü adamışım. Hayatımı ortaya koymuşum bu iki kelime için. Hayat amacı, yaşam gayesi, yaşam felsefesi, hedef, gaye, değil mi? Diyor ki bu iki kelime Muhammed'in Resulullah ifadesi benim hayatımı ortaya koyduğum iki kelime. Ben asla bunu silmem diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ali göster o zaman ben sileyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle sildi. Ve Abdullah'ın oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam yazıldı. Aceleciyiz. Bedir'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden. Hudeybiye'de Rahman Allah'ın ismine itiraz eden. Muhammedun Resulullah ifadesine itiraz eden bir zattan bahsediyoruz. Çok işimiz var. Anlaşmanın maddeleri geldi. Nedir birinci madde? 10 yıl boyunca savaş olmayacak. Güven ortamı oluşturulacak. İttifak serbest olacak. İsteyen istediği kabileyle ittifak edebilecek. Anlaşma yapabilecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzarlarla, Mekkeli müşrikler ise Beni Bekir kabilesiyle ittifak etmişti. Ticari yollarda bir sıkıntı çıkmayacak. Onlar Şam'a doğru rahat rahat ticaretlerini yapacaklar. Müslümanlar ise Mekke'ye istedikleri gibi ticaretlerini yapacaklar. En ağır madde ise şuydu. Eğer Mekkeli müşrikler tarafından birisi Müslümanlara sığınırsa, Medine'ye giderse, iman ederse iade edilecek. Ama Medine'den birisi Mekke'ye geri dönerse, tekrardan eski dinine dönmek isterse geri verilmeyecek. Çok ağırdı bu madde. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısına dikildi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Biz aziz, onlar zelil değil mi? Biz hak, onlar batıl değil mi? Biz Müslüman, onlar kafir değil mi? Evet. Peki biz niye böyle bir anlaşmayı kabul ediyoruz? Niye böyle bir meseleye, böyle bir şeye rıza gösteriyoruz? Kendi ellerimizle bir Müslümanı karşı tarafa nasıl teslim edeceğiz? Resulullah Aleyhissalatu vesselam ses etmedi. Hazreti Ebubekir'e gitti. Aynı şeyi söyledi. Ebu Bekir dedi beni destekle. Hatta diyor ki yanımda diyor 100 tane adam bulsam bu maddeyi kabul etmediğim için Mekke'ye savaş ilan edeceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in tavrı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elbette bir bildiği vardır. Tam bir teslimiyet. Tam bir teslimiyet. O böyle bir şey kabul ediyorsa mutlaka vardır. Bu yıl umre yapılmayacak. Gelecek yıl yapılacak umre ama üç gün izin verilecek. Ve o üç gün içerisinde de Mekke'deki insanlarla kesinlikle bir irtibat kurulamayacak. Anlaşma maddeleri aslında değil mi? Çok böyle Müslümanların zararına aceleci olmamak lazım. Acele etmemek lazım. Bu yavaş olacağımız anlamına gelmiyor. Ama aceleci olmamamız gerekiyormuş. Bakın ne kadar şartlar kötü. Müslümanların aleyhine olmasına rağmen Bakın bunun arkasından ne çıkacak. Hatta o madde yazıldığında işte Müslümanlardan birisi teslim edildiğinden Süheyl İbni Amr'ın oğlu Ebu Cendel prangalar içerisinde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah beni kurtar. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bak babasından istiyor Süheyl İbni Amr'ın. Bak diyor yeni anlaşma imzalanıyor ya da daha imzalar atılmadı. Oğlunu bize ver diyor. Asla oğlumu size vermeyeceğim. Asla size teslim etmeyeceğim diyor. Müslüman olan birisi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam döndü, dedi ki Ey Ebu Cendel, mükafatını Allah'tan bekle ve sabret. Hazreti Ömer gitti Ebu Cendel'e, kılıcı çıkardı. Dedi ki al şu kılıcı, git dedi babanın kafasını uçur dedi. Dedi ki ey Ömer sen niye yapmıyorsun bunu? Diyor ki Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bana izin vermedi. E peki Ömer sana izin vermedi de bana izin mi verdi? Ben de bunu yapamam dedi. Bir Müslümanı göz göre göre Mekkeli müşriklere teslim etmek zorunda kaldırır. Ve o yıl, umreyi yapamayacaklar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şimdi geri dönecek. Ve dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki hepiniz saçınızı tıraş edin ve kurbanlarınızı kesin dedi. 1400 kişiden hiçbirisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrini dinlemedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok şaşırdı. Dedi ki nasıl olur ya? Ben diyorum ki size kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı tıraş edin ve hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ümmü Seleme validemize soruyor. Diyor ki bunlara ne olmuş benim sözümü dinlemiyorlar. Ümmü Seleme validemiz diyor ki ya Resulallah sen şimdi çık çadırdan saçını tıraş et ve kurbanını kes. Başka da hiçbir şeye karışma. Ümmü Seleme validemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kesti saçını tıraş etti. O 1400 kişiden hepsi birbirlerinin üstüne çıkarcasına birbirleriyle yarışırcasına kurbanlarını kestiler ve saçlarını tıraş ettiler. Bu ne demekti aslında? Bu iş söz işi değil abi. Bu iş hal işi. Yaşam işi, yaşam. Güzel konuşma işi değil bu iş. İslam güzel anlatma, edebiyat yapma, duygusal bir atmosfere büründürme değil. Bu sohbet böyle insanların böyle kalplerine işte değil mi dokunacak ya da böyle duygusal bir atmosfere sokacak bir iş değil. Bu iş hayat işi. Neden bugün insanlar bizim sözümüzü dinlemiyorlar? Bu kadar hocamız var, bu kadar alimimiz var, bu kadar diyanetimiz var, imam hatibimiz var, derneğimiz var, vakfımız var. Her şeyimiz var, ne kadar imkanımız var. Ama bir türlü karşımızdaki insanları Allah'ın dinine ikna edemiyoruz. Namaza ikna edemiyoruz. Saatlerce namaz anlatıyoruz ama adam namaza başlamıyor. Neden? Çünkü bizde güzel bir namaz kılan görmüyor. Saatlerce faizden bahsediyoruz, haramdan bahsediyoruz. Ama kimse faizden ve haramdan vazgeçmiyor. Neden? Çünkü biz kendimiz faizle, biz kendimiz haramla uğraşıyoruz. İşte o yüzden insanlar bizim sözümüzü dinlemiyor. O yüzden insanlar bizim sözümüze itibar etmiyor. Çünkü neden? Konuşurken güzel konuşuyoruz, anlatırken güzel anlatıyoruz ama yaşarken güzel konuşmuyoruz, güzel anlatmıyoruz. Hayatta yok. Hayatta olmayınca o da karşıdaki insana tesir etmiyor. Çok şaşırmışımdır mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şu. Bakın 20 yıldır ders yapıyorum. 20 yıldır insanlara bu şekilde hitap etmeye, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama diyoruz ki bir türlü olmuyor ya. Bir türlü ikna olmuyor, bir türlü iman etmiyor, bir türlü namaza başlamıyor. Bir sürü şey yapıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına bir elçi geliyor. Elçi ya yabancı yabancı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üstünden lidasını çıkarıyor, yere seriyor. Gel diyor buraya otur diyorsun. Adam ne diyor biliyor musunuz? Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Oraya iman etmeden oturulmaz diyor. Ve adam iman ediyor. Tek bir hareket. Sadece üzerindeki cübbesini çıkardı. Şuraya serdi. Buyur buraya otur dedi. Ve adam iman etti. 20 yıldır okuyorsun, anlatıyorsun, söylüyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun olmuyor. Olacak. İnanacağız. Olacak. Bak nasıl olacak hem de şöyle olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı dediğim gibi artık o uygulamayı yaptılar. Geliyorlar bazıları. Ömer abi bu kısmı iyi dinle. Bazıları umrede saçı kazıtmışlar. Öyle mi Erkan? Umrede saçı kazıtıyorlar. Bazıları da böyle ucundan alıyorlar. Değil mi Aleyhisselam abi? İkisi de geçerlidir. İkisi de kabuldür Allah'ın izniyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz saçlarımızı kazıttık. Allah size rahmet etsin, Allah size rahmet etsin, Allah size rahmet etsin. Diğerleri de geliyor Mahmut. Senin gibi böyle karizmayı çizdirmeyenler. Ya Resulallah bizi ucundan diyor birazcık aldık diyor. Allah size de rahmet etsin diyor. Ama bir kere. Saçı kazıtanlara üç defa Allah rahmet etsin diyor. Yani neydi isim abi? İsmail. İsmail'cim. Karizmayı çizdirenlere Allah üç kere rahmet ediyormuş abi. Değil mi? Mesela bir ortamdayız mesela. Ben namaz kılıyorum diyerek karizmayı çizdirebiliriz mesela değil mi? Ben Müslümanım diyerek karizmayı çizdirebiliriz mesela değil mi? Birisi bir haram uzattığında mesela ben Müslümanım bunu tercih edemem deyip karizmayı çizdirebiliriz mesela değil mi? Burası Adana çizerler adamı. Kendine dikkat et. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ayet bize? Allah'ın Resulü size neyi emretmişse onu yerine geçirin. Neyi de sizden yasaklamışsa ondan da uzak duruncur. Ve o 1400 kişi artık o umreyi yapamadan geri dönüyorlar. Peki acele ettik ne oldu? Acele etmezsek ne oldu? İki yıl sürdü bu anlaşma. Mekke'li müşrikler anlaşmayı bozdular. Bakın o iki yılın içerisinde neler oldu? Halit bin Velid gibi büyük bir komutan, Amr bin Elas gibi Arap'ın dahisi olarak bilinen bir zat ve onun gibi niceleri iman ettiler. 28 Şubat'ı hatırlarız değil mi? İmkanların zor olduğu, baskıların çok olduğu daha da evveli var değil mi? Öyle bir zamanda, öyle bir zeminde değil mi? Birçok insan havlu atmıştı. Birçok insan artık bu işlerden korkmaya başlamıştı. Bu işlerden uzaklaşmaya başlamıştı. Bazıları da samimiyetle yollarına devam ettiler. Hiçbir şeye aldırmaksızın, siz ne kadar Kur'an'ı yasaklasanız, Kur'an kurslarını kapatsanız, imam hatipleri kapatsanız, biz evlerimizi, biz dükkanlarımızı Kur'an kurslarına çeviririz diyerek mücadele edenler vardı. Bazen şöyle sözler duyuyorum Müslümanlardan. Diyorlar ki eğer o zamanki gibi bir zaman olsa, öyle bir sıkı olsa, öyle işte meseleler zorlaştırılsa biz yine samimi oluruz, yine gayret ederiz, yine o mücadele azmini gösteririz, mücahit oluruz diyorlar. Hiç kusura bakmayın. Hiç hiç kusura bakmayın. Vallahi hiç kusura bakmayın. Sinan Hocay, o gün hiç kimse tanımaz ya. Ne çat kapısı ya? Ben hiç uğramamıştım bile ya. Ben gitmemiştim ya. Ben orada değildim ya. Benim ismim mi var ya falan. Buralara gideriz. Bu kadar rahatta, bu kadar rehavette, bu kadar zaman ve zeminin müsait olduğu bir zamanda çalışmayan insanlar bizler nasıl olacak da İş sıkıya gelince çalışacağız. İkinci ders ağır geliyor mesela değil mi? Üçüncü ders ağır geliyor. Mesela şimdi sohbet uzadı ağır geliyor mesela. Bak öyle zor ve zamanlarda bir de rahat zaman. O tabir yine kullanacağım. Biz eskiden mücahiddik. Sonra müteahhit olduk. Ne yazık ki şu anda da her şeye müsait olduk. Değil mi? Mücahiddik biz o zaman. Öyle mi Erkan? Mücahiddik. Kapalı kapılar ardında bir sokaktan gir, öbür sokaktan çık. Elinde Kur'an'ı gösterme, siyah poşetle git. Kimle görüştüğünü söyleme, kim nereye gittiğini söyleme. Bir saat önce gir, iki saat sonra çık gibi kendi kendine taktikler. Şimdi de canlı yayında milyonların önünde istediğin gibi İslam anlat, istediğin gibi değil mi? İslam'ı tebliğ et insanlara istediğini anlat. İmkanlarımız arttıkça gayretimiz artması gerekirken imkanlarımız arttıkça rehavetimiz artmış. Nasıl? Evet, önce mücahittik biz. Yürüyerek derse gidiyorduk. Bisikletle derse gidiyorduk. Yağmurlu günlerde derslere koşturuyorduk. Şimdi altımızda arabalarla derse gidemiyoruz. Değil mi? Zor geliyor. İkinci diyoruz, üçüncü diyoruz ağır geliyor. Biraz daha konuşursan daha da ağır gelir. Ne oldu? Dünyaya daldık biz. Dünyaya. Aceleciyiz. Çünkü ahiret acele değil. Ahiret ertelenmiş olan. Sonra gelecek olan. Dünyadaki ise hemen. Ver parayı, al karayı. Değil mi? Dünya böyle. Hemen veriyorsun, alıyorsun. Hemen veriyorsun, alıyorsun. Ama ben neyden bahsediyorum sana? Öleceksin de, hesabı vereceksin de, cennete gideceksin de, hurilere kavuşacaksın da. De. Değil mi? Uzun, uzun, uzun. Abi dünyada aceleciyiz. Ahirette niye aceleci değiliz? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şimdi buradan ne, ne ders çıkaracağız abi? Bu dersten biz ne ders çıkaracağız? Önemli olan toprakların fethedilmesi değildir. Kalplerin fethedilmesidir abi. Mahmut, Suriye'yi alamadılar değil mi? alamayacaklar. Irak'ı alamayacaklar. Mısır'ı alamayacaklar. Çünkü o içimizdeki imanı almadıkları sürece bizden hiçbir şeyi alamayacaklar. Öleceğiz, öleceğiz, şehit düşeceğiz, azalacağız, azalacağız, azalacağız. Yine o akan kanlardan yeni bir nesil ortaya çıkacak. Biz buna iman etmişiz. Çünkü bizim yüreğimizdeki imanı almadıkları sürece bize hiçbir zaman galip gelemeyecekler. Düşman da bunun farkında. Bize bedenen saldırmıyorlar, kalben saldırıyorlar. Evlerimize, iş yerlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza onlar da böyle saldırıyorlar. Bir şey daha çıktı bize burada. Vahiy ile insan aklı birbirinden çok farklı şeyler. İnsan aklı. Şimdi aceleciliğimizi halledeceğiz ya. Vahiy ile düşüneceğiz. Peygamberin hayatıyla düşüneceğiz. Eğer biz kendi aklımızla düşünürsek hemen olsun istiyoruz. Aceleciyiz. Hemen bir şeyler olsun istiyoruz. Ama vahiy ne dedi? Fetih suresi İniş sebebi zaten bu olaydır. Biz sana büyük bir fetih nasip edeceğiz. Büyük bir fetih vereceğiz. Bugün Hudeybiye'yi feda etmiş olabilirsiniz. Bugün Ebu Cendel'i orada bırakmış olabilirsiniz. Bir Müslümanı zalimin eline bırakmış olabilirsiniz. Ama gün gelecek o Mekke'ye bugün giremediğiniz, tavaf edemediğiniz, umre yapamadığınız Mekke'ye bir gün muzaffer bir komutan olacak gireceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynen böyle söylemişti. Ben buna iman ettim. Elbette bir gün biz Kabe'ye gireceğiz, taaf edeceğiz, saçlarımızı tıraş edeceğiz, kurbanlarımızı keseceğiz ve oraya hakim olacağız demiştim. Ve o günden sonra artık bu anlaşma oluşunca, savaşlar olmayınca, kavgalar olmayınca Mekkeli müşrikler de, Müslümanlar da birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar ve Müslümanlar artık kendilerini daha iyi ifade etmeye başladılar. Daha çok insanın imanına vesile oldular. Ben unutmadım. Ahmet sen de unutma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? O bugün ön dişlerini sökmek istediğin Süheyl İbni Amr öyle bir şey yapacak ki sen de Müslümanlar da ondan memnun olacaksınız demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra veda Hacına geldi. 21 yıl sonra iman eden birisidir Süheyl İbni Amr. Peygamber bir insanın imanına 21 yıl sonra vesile olmuş. Bu kadar düşman olmasına rağmen. 21 sohbetle adamı namaza başlatamazsın ha. Yok öyle bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda haccı için geldi. Saçını, sakalını tıraş etti. O yere dökülen saç ve sakalları Süheyl İbni Amr topluyor, yüzüne gözüne sürüyor ve gözyaşları içerisinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki böyle üzerinde böyle kapatmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya kim bu adam? Bu kadar peygamber aşığı, bu kadar böyle peygamberin saçına, sakalına gözyaşı dökecek kadar aşık olan adam kim? Diyorlar ki o Bedir'de Müslümanlara karşı hakaret eden, Hudeybiye'de Allah'a itiraz eden, Muhammedun Resulullah ifadesine itiraz eden Süheyl İbni Amr'dır. Hazreti Ömer diyor ki hayret ettim. Bir insan nasıl böyle değişir? Bir insan böyle nasıl dönüşür? Nasıl bu hale gelir? Tanıyan değişir. Tanıyan dönüşür. Biz niye dönüşemiyoruz? Niye problemlerimiz var? Niye sıkıntılarımız var? Niye dertlerimiz var? Neredeymiş asıl meselemiz? Biz peygamberi tanımıyormuşuz. Biz peygamberi gerçek manada anlay anlayamamışız. Hazreti Ömer dedi ki sadak da ya Resulallah. Bitmedi. Devamı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edecek. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hilafet makamına gelecek. Ve Mekkeli müşrikler, Mekkeli insanlar tarafından bir irtidat hareketi başlayacak. Onu kabul etmeyecekler o Bedir'de Hatibul Kureyş olarak o kadar söz söyleyen Süheyl İbn Amr aynı hararetle, aynı konuşma tarzıyla, aynı hitabetle Kabe'nin damına çıktı. Ve dedi ki ey Mekkeliler siz iman etme konusunda çok geç kaldınız. Eğer akşama kadar hepiniz Ebu Bekir'e biat etmezseniz bu kılıcımla sizin kafanızı uçururum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki sadak da ya Resulallah, sadak da ya Resulallah. Bize ne düştü biliyor musunuz? Aceleye mahal yok. Sadece işinize odaklanın. Sadece Müslümanca yaşamak, sadece Müslümanca insanlara, insanlara İslam'ı tebliğ etmek. Ve hiçbir zaman şartlar ne kadar ağır olursa olsun, küfür sizi ne kadar zorlarsa zorlasın, asla ümitsizliğe kapılmayın. Biz sonuç odaklı insanlar değiliz ya. Biz netice odaklı insanlar değiliz. Sadece vazifemizi yapmakla mükellefiz. Eğer sonuca bakarsanız Olmadı kardeş nasıl edek? Olmadı. Anlattık anlattık olmadı. Söyledik söyledik olmadı. Yaptık yaptık olmadı. Şunu yaptık olmadı. Bunu yaptık olmadı. Mangal dedik olmadı. Maç dedik olmadı. Ders dedik olmadı. İlim dedik olmadı. Muhabbet dedik olmadı. Çay dedik olmadı. Kahve dedik olmadı. Ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Kaybetmemeliyiz. Bir insanla ilgileniyorsun mesela. Ya 20 yıl diyorum ya 20 yıl ya. Ya birine İslam'ı anlattığınızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğinizde bak hareket budur abi. Hemen böyle yapıyor değil mi? Bu toplum bu abi ya. Biz kime anlıyor? Ya peygambere hakaret eden bir adam yıllar sonra iman ediyor. Allah ondan razı olsun. Ebeden. Şöyle İbn Amr. Biz bu toplumda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dediğimizde insanlar elini kalbine götürüyor. Biz daha neyin mazeretini anlatacağız? Yani? Biz daha neyin ümitsizliğine kapılacağız? Biz daha neyin olmadığını söyleyeceğiz ya? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.